Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye Mart 2021'den beri ilk kez resmi olarak gündeme getirildi. Toplantının ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell açıklama yaptı. Borrell, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde azaltılması ve Kıbrıs meselesinin ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca çözülmesinin kilit önem taşıyacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Kıbrıs meselesi konusunda federasyon temelli bir çözüm teklif ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise iki devletli bir çözüm ortaya koyuyor. Borrell'in bu açıklamayı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda yapması ise dikkat çekti. Borrell ayrıca Türkiye-AB ilişkileri konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de müdahil olması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Kıbrıs meselesinde federasyon ısrarını sürdürürken Türkiye ile ilişkilerde müdahil olması istenen Yunanistan'ın Başbakanı Mitsotakis, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde korkunç Türk işgali ifadesini kullandı. Mitsotakis, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümünde şu mesajı paylaştı. Hakikat, unutulmaya boyun eğmeyi reddetmek demektir. Bu nedenle Kıbrıs'ın korkunç Türk işgalinden 49 yıl sonra unutmuyorum sloganı güncelliğini ve etkinliğini korumaktadır. Neredeyse yarım asırdır yasa dışı oldu bittileri inkar etmekte ve yeni mücadeleler için bir neden olmaktadır. 21. yüzyıl topraklarında işgalci bir ordu bulunan bölünmüş bir Avrupa ülkesine tahammül edemez. Tek çözüm Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki bölgeli, iki toplumlu federasyonudur. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan unutmaz dedi. Türkiye'nin Kıbrıs işgalinin üzerinden 49 yıl geçti. Yunanistan unutmaz, savunucularını onurlandırır.